Çok değerli katılımcılar. 6 Mart 2018 Salı günü Ali Nesin oturumunu, 8. oturumu açmak istiyorum. Bugün bana oturum başkanlığımda destek verecek olan meslektaşım yardımcı doçent doktor Yurdal Cihangir Bey. Bu arada 3. Uluslararası Kıbatek Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçıları Sempozyumunu hazırlayan başkanından araştırma görevlisi arkadaşıma kadar lojistik destek veren bütün çalışanlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve her birine saygılarımı sunuyorum. Böylesine güzel bir ortamda bizi buluşturdukları için çok değerli katkılar veren hocalarımızın bildirilerini dinleme fırsatı verdikleri için hepsini saygıyla selamlıyorum. Tabii sizleri de ve 8. oturumu açıyorum. İlk konuşmacımız Yakın Doğu Üniversitesi'nden çift isimli bir bildiri. Yardımcı doçent doktor Burak Gökbulut ve yardımcı doçent doktor Mustafa Yeni Asır'a ait. Ali Nesim'in Kıbrıs Türk kültürü içerisindeki yeri. Buyurun. Evet. Tabii lütfen. Hayır. Buyurun. Işıkları kapatabilirsin. Evet, bizim sunumumuz Kıbrıs Araştırmacılar Ali Nesim'le ilgili olacak. Bu çalışmayla ilgili zaten daha önceden de daha geniş kapsamlı bir çalışma hazırlamıştık. Kıbrıs Türk Edebiyat Tarihi hazırlanıyor şu anda Kıbrıs'ta ve o bölümlerden bir tanesi de Ali Nesim olacak ve o kısmın yazılmasında ben üstlenmiştim. Oradan hareketle bir daha özet bir konuşma haline getirdim ve burada bir sunum yapmak istedim diğer yurt dışından gelecek konuşmacılara da. Ali Nesim'le ilgili biraz kısa bilgiler vermek istedim. Kimdir, kitapları, çalışmaları nelerdir? En azından bir fikri olsun yurt dışından gelen hocalarımızın da. Birazcık resimlerde de süslemeye çalıştım. Hani yaşadığı bölge neredir? Veyahut da işte sevdalı olduğu Sentilaryon, Beşparmak Dağları. Bunlarla ilgili birkaç görsel koymaya çalıştım. Evet. Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın önemli yazar, düşünür ve felsefe adamlarından Ali Nesim 1941 tarihinde Zeytinli Köyü'nde doğuyor. Zeytinli Köyü, Girne'nin hemen yakınında. Şu anda tabii iki şehir birleşti. Girne onu yutmuş durumda ama daha önceden bir köy halindeydi. Orada doğuyor. Çocukluk yıllarını bu köyde geçiren Ali Nesim'in eserlerinde yaşadığı, büyüdüğü bu köyün ve doğal çevrenin etkisi büyüktür. Eserlerini daha sonradan biraz sonra incelediğimizde göreceğiz zaten. Özellikle Sentilaryon Kalesi, Beşparmak Dağları, Zeytin Ağaçları ve Akdeniz yazarın eserlerinde dikkat çeken bir ölçüde yer almaktadır. Burada mesela iki tane görsel koymak istedim. Bu birincisi Sentilaryon, devamlı şiirlerinde ve diğer eserlerinde bahsetmiş olduğu Sentilaryon, belki gitme fırsatınız olur. Bir diğeri de yaşamış olduğu Zeytinli Köy, Templos diye geçiyor eski ismi. Zaten Sentilaryon'da köyün üst kısımlarındaki dağ yamaçlı tepelerinde. Evet, çocukluk yıllarının ardından ortaokul ve lise yıllarında Lefkoşa'da yaşayan ve bunun ardından da üniversite tahsili almak için Ankara'ya giden yazarın hayatı boyunca kitapla ve eğitimle ilgili olduğu söylenebilir. Lefkoşa Türk Lisesi'ni bitirdikten sonra 1958'de Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Sosyoloji ve Felsefe bölümünü kazanan Ali Nesim, burada eğitimi başarılı tamamlayıp adaya geri dönüş yapıyor. Evet, adaya dönüşünün ardından çeşitli mesleklerde bulunuyor. Felsefe grubu, müdür muavinliği, talim terbiye kurulu üyeliği, yazarlar birliği, bunun gibi yakında o üniversitesi öğretim üyeliği ve yine Kıbatek'te etkili rol alıyor ve yine Turnalar dergisinde de yayın kurulu ve danışma kurulu üyelerini devam ettirmişti hayatı boyunca. Evet, inceleme kısmında da çalışmalarına biraz bakacağız. Yani neler yapmış ve edebi şahsiyet olarak nasıl bir tarzı var ona bakmaya çalışacağım. Evet, Kıbrıs Türk Edebiyatı'nda düz yazı çalışmaları ve araştırma kitaplarıyla ön plana çıkan yazar, edebiyat ve sosyoloji alanlarında önemli eserler yayınlamıştır. Onun çalışmaları Kıbrıs Türk kültür ve edebiyatı için oldukça önemlidir ve değinilmemiş birçok konuya açıklık getirmiştir. Yazar, edebiyat alanında yapmış olduğu bu çalışmalarla
çeşitli ödüller de kazanmıştır. Onları sıralamaya gerek yok sanırım şu anda. Yazarın edebi yaşamına bakıldığında onun yazma yeteneğinin çocuk yıllarına kadar dayandığı görülmektedir. Bununla ilgili de yine ailesiyle yaptığım kişisel görüşmelerde, kardeşiyle, eşiyle ve oğullarıyla görüşmeler yaptığımız hayatıyla ilgili çok fazla bilgi yoktu çünkü. Özellikle edebiyat tarihi bölümünü hazırlarken geniş röportajlar yaptım. Orada da çocukluk yıllarında yine şiirlere ve özellikle resime çok fazla ilgi duydu ve bunlarla edebiyata başladığıyla ilgili bilgiler edindim. Yine lise yıllarında Zeytinlik'ten Lefkoşa'ya taşınarak öğretmen olan halasının yanında kalıyor ve öğretmen olan halasının yine bu edebi yaşamında da çok büyük etkisi olduğunu yine diğer geniş olan çalışmamda irdelemeye çalışmıştım. Düz yazı ve şiire dediğim gibi şiir ve resme oldukça ilgili ama hayatı boyunca baktığımızda biraz sonra eserlerini sırayla göstereceğim. Özellikle araştırma eserlerine daha çok ağırlık verdiğini görmekteyiz. Sosyoloji, politika, işte Kıbrıs edebiyatı ile ilgili araştırma yazılarına daha çok önem verdiğini, yine öykü gibi düz yazı çalışmaları yaptığını görebilmekteyiz. Şiirle ilgili birkaç çalışması var ama onlar da değerli ve güzel çalışmalar. Evet, az sayıdaki manzum çalışmalarına bir örnek olarak Manzum Öykü Bir Zeytin Ağacının Feryadı adlı kitabı gösterebiliriz. Bu çalışmayla ilgili biraz sonra birkaç görsel sunacağım. Bu çalışmasında yazar doğanın özellikle zeytin ağaçlarının korunması üzerinde durmakta ve oldukça etkileyici bir dille okuyucularına seslenmektedir. Eserlerinde Kıbrıs'ın çeşitli sorunlarını araştırıp yazan Nesim'in yerel ve evrensel konulardan bahsettiği ancak Kıbrıs'ta yaşanan savaşları ve mücadeleleri edebi eserlerinde odak noktası yapmadığı görülmektedir. Yani eserlere baktığımızda genel olarak Kıbrıs edebiyatıyla ve diğer çeşitli konularla ilgili çarpışmalar ve yorumlar yaptığı görülmekte ama özel olarak odak noktası olarak savaşı almıyor. Tabii konudan mutlaka bahsediyor ama odak olarak savaşı merkeze almıyor. Bir diğer önemli çalışması da yine Kıbrıs Türk Edebiyatı'nda sosyal konular. Bu da temel kaynaklardan bir tanesi. Birçok Kıbrıs'ta çalışma yapan araştırmacının mutlaka kullanmış olduğu kitaplardan bir tanesi. Burada da Kıbrıs Edebiyatı ile ilgili ve Kıbrıs'taki milli edebiyatla ilgili çok önemli kısımlar yer almakta ve yine Kıbrıs Edebiyatı'nın bölümlerine de değinmekte. Milliyetçilikle ilgili yine Kıbrıslıların kimliği çalışması da özellikle Kıbrıslılar nasıl bir kimliği vardır bununla ilgili de yine detaylı bilgileri bu çalışmada bulabilmekteyiz. Özür dilerim. Araştırmacının kitapları yanında yine sunduğu bildirileri, dergilerde yayınladığı yazıları, köşe yazıları, tiyatro oyunları ve yayınlanmamış bazı çalışmalar yer almakta. Yine ailesi yaptığımız görüşmede de BRT'nin kuruluşu ve tarihçisiyle ilgili ve yine dünyadaki dinlerin tarihiyle ilgili çalışmalar hazırladı ama tabii ki bunu hayatını kaybettiği için yayınlamaya yetiştiremedi ve bu şekilde yarım şu anda. Sanırım oğulları tarafından tamamlanacak bu çalışmalar. Evet, yayınlamış olduğu kitapları Kıbrıs Türk Edebiyatı'nda sosyal konular tarih sırasıyla Batmayan Eğitim Güneşlerimiz, Şahmaran, Kıbrıslı Türklerin Kimliği, Kıbrıs Türk Gençlik Hareketi, Yaşamın Güzelliklerini Keşfedin, Kıbrıs Efsaneleri. Bunlar 2-3 şekilde farklı dillerde çevriliyor. Legends of Service ve Almanca bir efsane eklenerek de yapılıyor. Sosyal Yaşam ve Kültürle Templos, doğduğu köyüyle ilgili yaptığımız çalışma. Manzum Öykü, Bir Zeytin Ağacının Feryadı ve son olarak da Kıbrıs'ta Namık Kemal Efsanesi. Sanırım bunu yayınlamaya yine hayatını kaybettiği için yetiştiremedi ama diğer yanındaki yazarlar bunu yayınlayıp kitapçılara sundular. Evet, şimdi kitaplarına çok kısa değinmek istiyorum yine. Bilgi sahibi edinmenizi istiyorum çalışmayla ilgili. Birincisi, ilk çalışması Kıbrıs Türk Edebiyatı'nda sosyal konular. Bu yine dediğim gibi temel kaynaklardan bir tanesi. 1986'da yayınlanıyor. Bu kitap özellikle 3 bölümden oluşuyor. Birinci konu bölüm özellikle Kıbrıs Edebiyatı ile ilgili birçok önemli konuya değinmekte ve milliyetçilik konusunda da geniş bir yer ayırmakta. Çünkü Kıbrıs Edebiyatı'nda biliyorsunuz yaşanan savaşlardan ve mücadelelerden dolayı milliyetçilik unsuru ön planda olmuş. Hem şiirde hem düz yazıda. O anlamda bu kitapta onunla ilgili önemli kısımlar var. Burada yine birkaç önemli bölümden örnek koydum. Kıbrıs Türk Edebiyatı'nda milliyetçilik kitaptaki bazı bölümler. 63-74 dönemi öykü, roman, oyun, mizah. 74 sonrası Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın
öncüleri gibi farklı farklı, çok daha farklı yine geniş başlıklar var. Önemli bir çalışma. Bir diğer çalışması, ikinci çalışması yazarın Batmayan Eğitim Güneşleri. Bu çalışmada da Kıbrıs'ta eğitim vermiş çeşitli öğretmenlerin anılarından ve onların hayatlarından örnekler vererek yine Kıbrıs'taki eğitim tarihini araştırmaya çalışmış ve çeşitli tespitlerde bulunmuş. Burada önemli tespitlerinden bir tanesi de Kıbrıs'taki kimlikle ilgili de değinmişti kimlik kitabında. Özellikle Kıbrıs'taki eğitimin Türklük odaklı değil, daha çok dini bütün iyi bir Müslüman yetiştirmek olduğunu söylüyor kitapta yazar. Yani eskide Osmanlı dönemindeki eğitimin ve daha sonradan gelişen eğitimin özellikle odak noktasında dini bütün bir Müslüman yetiştirmek olduğu söyleniyor kitapta eğitim tarihine bakıldığında. Zaten İngiliz dönemindeki yönetim de Türklükten ziyade özellikle Müslümanlığı, Müslüman okullar açarak Türklüğü unutturmaya çalışmış. İngiliz sömürge yönetiminde de bu politika sürdürülmüş zaten. Evet, Osmanlı'nın ardından gelen İngilizlerin baskıcı yönetimleri karşısında zor günler geçiren Kıbrıs Türkler, kendi kimliklerini ana vatanlarının destekleriyle de mücadelelerini sürdürerek korumuşlar ve bugünlere kadar gelebilmişlerdir. Burada ikinci bölümde de detaylı olan bölümü 24 öğretmen hakkında geniş bilgi veriliyor. Yani Kıbrıs'ta eğitim vermiş 24 öğretmen tarafından hakkında bilgi veriyor ve onların daha sonradan eğitimle ilgili anılarına yer veriliyor. Bir diğer çalışması da öyküleriyle ilgili. Bu edebi bir çalışma. Şahmaran kitabında Ali Nesim'in yazmış olduğu öyküler yer alıyor. Burada 13 tane öykü var. Daha çok Kıbrıs Türk toplumu, ekonomi ve toplumsal sorunlarını ve çeşitli yönlerden sosyal yaşamlarını yansıtan farklı öykülere yer vermiş. Bu da yine önemli bir çalışma. Hızlı geçiyorum süreyi iyi değerlendirmek için. Bu bir diğer çalışması da Kıbrıs Türklerin kimliği. Bu alanda yapılmış sanırım çok fazla çalışma yok. Kıbrıslı Türkler nasıl, kimlikleri nasıldır, işte özellikleri nedir? Bununla ilgili yine çok fazla çalışma yok. O yüzden bu çalışma da değerli bir çalışma. Burada da farklı tespitler de bulunuyor. Daha sonradan görüşleri birazcık farklılaşıyor ama buradaki kitapta Kıbrıslılarla ilgili şöyle bir tespit de bulunuyor Ali Nesim. Tabii ki daha birçok tespiti var, merak ederseniz. Güzel bir çalışma. Buradaki tespitlerinden bir tanesi Ali Nesim'e göre Kıbrıslı Türk kimliği ulusal Türk kültürünün Kıbrıs'ta biçimlenmiş şeklidir ve bu kimlik esas olarak Türk kültüründen beslenirken adadaki sosyal yaşama da adapte olmuş, değişime uğramıştır. Yani Kıbrıs Türk kültürü Türkiye'deki Anadolu kültürüyle birlikte harmanlanmış ama daha sonra da değişime uğrayarak farklı bir şekle gelmiştir şeklinde bir kimlik tespiti yapıyor. Bu da yine önemli bir sosyolojik inceleme olarak sayılabilir. Yazarın zaten esas eğitim alanı başta belirttiğim gibi felsefe ve sosyoloji. O anlamda bu çalışma da bilimsel ve önemli bir çalışma. Yaşamın güzelliklerini keşfedin. Burada da yazarın yine edebi bir yönünü görebiliyoruz. Deneme ve öykülerinin yer almış olduğu bir çalışma. Toplamda 146 deneme ve 12 tane öykü metni bulunmakta kitap içerisinde. O anlamda yazarın edebi yönünü merak edenler için Şahmaran ve bu kitabı okumalarını tavsiye edebilirim. Evet, burada özellikle kitabın başında bulunan bir kısa şiir var. O şiirden çok küçük bir parça aldım. Beş Parmak Dağları'ndaki sessiz öğretmenimi. Başta belirttiğim gibi çocukluk yıllarında Zeytinlik köyünde yaşaması onun edebi hayatına da çok büyük etki etmişti. Çünkü Zeytinlik Beş Parmak Dağları'nın yamaçlarında bulunan bir köy ve bütün çocukluğu Sentralyon'a tırmanarak geçiyor. Oradaki zeytin ağaçlarıyla, harnup ağaçlarıyla, doğayla iç içe bir çocukluk geçiriyor. O anlamda zeytin ağacına ve Akdeniz'e, Beş Parmak Dağları'na büyük bir önem arz ediyor ve Beş Parmak Dağları'nı adeta bir öğretmen gibi görerek ona bu kitabın başındaki şiirinde seslenmekte. Evet, senin ululuna hayran bir sıska çocuk. Ne heybetli bir dağ, ne gururlu bir varlık. Oturduğu yerden bakıyor da her şeyi görüyor, yapıyor, öğretiyor. Benim öğretmenim, benim yüce öğretmenim. Burada mesela Beş Parmak Dağı'nı söylüyor. Şiir tabii ki daha uzun. Ben sadece bir kısmını aldım. Burada bazı öyküleri var. İsimlerini verdim. Bir diğer kitabı yaşamış olduğu köyle ilgili çeşitli anılarını, çocuk oyunları, o köyle ilgili edebi işte yaratmalar, atasözleri, deyimler, masalları, masallara yer verdiği diğer bir çalışması Zeytinlik, kendi yaşamış olduğu köy. Burada da farklı bölümler yer almakta. Mesela Zeytinlik köyünün tarihi ve sosyoekonomik yapısı, çocuk olmak, nasıl bir çocukluk geçirdiğini, oyunlardan bahsediyor burada.
inanç, mitler ve efsaneler, zeytinlik atasözleri, deyimleri, hikayeleri ve son kısımda da zeytinlik hakkında yazdığı bazı yazılara yer veriyor. Burada yine eserde yer alan birkaç şiir var, onlara değinmek istiyorum sürem bitmeden önce. Mesela kitaptan bir şiir parçası, yine beş parmak ve doğayla ilgili bir sesleniş. Yine zeytin ağaçlarının katledilmesine karşı ayrı bir kitap hazırlıyor ama özellikle bu kitabında bu şeyle, kitapla ilgili de ipucu veriyor. Zeytinlikle ilgili ve geneye ilişkiden varsa bilmiyorum, orada bir çevre yolu yapıldı ve çevre yolu yapılırken zeytinlik köyü dağla olan ilişkisini kaybetti ve birçok zeytin ağacı katledildi. Ve o dönemde Ali Nesim çok fazla hüzünlenerek bu olay üzerine birçok şiir yazdı ve ayrı bir kitap yazdı. Onu biraz sonra göstereceğim. Evet, başını şöyle aşağılara doğru uzat ve gör. Peki hocam, sağ olun. Galib'in anası Üveylam'ın çukur tarlası dümdüz olmuş. Yani doğanın katledilişinden bahsediyor. Havuzlu villalarla dolmuş. Ben inanamadım. Hacı Kasab'ın Haliloğlu, Hikmet Afif Mapolar mezarından çıkıp gelse gördüklerine asla inanamayacak. Altında oturup bir iki tek atacağı zeytin ağacı bulamayınca kemikleri sızlayacak. Muzaffer Bey'in oğlu Haşmi Türkan özlediği çam kokularını bulamayacak. Dedem Kambur Hasan çıkıp gelse mezarından gözleri fal taşı gibi açılacak. İşte böyle sevgili hocam, Uludağ'ım. Yine beş parmaklara ve sentiyerler yöne sesleniyor. Bu kısımlara geçelim, bu köyle ilgili bir görüntüydü. Bu direkt o zeytinlerin katledilmesinin ardından direkt olarak yazmış olduğu bir manzum öykü, şiire yakın bir manzum öyküsü var. Burayı da biraz hızlı geçelim, süremiz tamamlanıyor. Bu dediğimin geçmiş olduğu olaylı, kendi bahsediyor ön sözde. Bu kitapta en iyi dostların bildiğim ağaçların trajik öyküsünü anlatmaya çalıştım ve bunu kaçınılmaz bir görev olarak bildim. Yani zeytinlerime diğer doğanın katledilişiyle ilgili yazmış olduğu ve doğa hassasiyetini gösteren bir çalışma. Bu işte yapılan Girne'deki çevre yolu, yukarıdaki beş parmak zeytinlikle ilgili, aradan köyle ilgili bağlantıları kopardığı bölge, buradaki doğanın katledilişiyle ilgili bir resimdi. Şiirleri okuyacak herhalde vaktim çok fazla yok, o yüzden bunları geçelim. Bu diğer çalışmaları hepsini tek tek açıklamadım. Son yayınlamış çalışmalar. Bu da Ali Nesim'le ilgili, merak edenler varsa Ali Nesim'in hayatını kaybetmesinin ardından Eral Padana tarafından onun çeşitli denemelerini, yazılarını toplayıp bir araya getirdiği bir eser. Yani kendi tarafından değil, başka bir kişi tarafından, gazetelerden, dergilerden derleyip toplamış olduğu bir eser. Evet, sonuca gelelim. Süremiz var mı hocam? Tamam. Yazarın kendine has üslubuyla Kıbrıs Türk kültürü, edebiyatı ve kimliğine dair yazdığı yazıları gelecek nesiller için bir yol gösterici işleve sahiptir. Özellikle araştırma kitaplarıyla karanlıkta kalmış birçok noktayı aydınlatmış, çeşitli araştırmalar için bir temel oluşturmuştur. Onun sosyolojik, felsefi ve evrensel bakışı sayesinde Kıbrıs Türk edebiyatı kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atmış ve ileriye taşınmıştır. Bunun yanında doğaya olan saygı ve sevgisi Kıbrıs Türk toplumunun uyanışını sağlamış ve bu konuda sessiz kalınmasının belli ölçülerde önüne geçmiştir. Medenileşmenin ilk adımlarından biri sayılan kendini tanıma ve köklerine sahip çıkma konularında yaptığı çalışmalarla da Kıbrıs Türk kimliğinin kapsamını ve sınırlarını belirlemeye çalışmış ve bu konuda önemli bir eksikliği doldurmuştur. Ve son slaytımız. Nesim öyküleri, şiirleri, denemeleri ve tiyatro eserleriyle edebiyata olan katkısını farklı bir yönüyle de desteklemiş, Kıbrıs Türk Edebiyatı'na önemli eserler kazandırmıştır. Bütün bu çalışmaları, araştırmaları ve yorumlarıyla Kıbrıs Türk Edebiyatı'nın varlığını daha da sağlamlaştırmış ve bir öncü görevini üstlenmiştir. Bu anlamda Ali Nesim'in Kıbrıs Türk kültür ve edebiyatı içerisinde oldukça önemli ve saygın bir yeri olduğunu söylemek mümkündür. Bu da onunla ilgili edebiyat ödülleri, yapılan ödüller ve anma törenleri. Evet, teşekkür ederim sayın başkanlarım, sayın dinleyiciler. Sağ olun. Biraz hızlı oldu ama. Yakın Doğu Üniversitesi öğretim üyesi Burak Gökbulut arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Oturuma adını veren Ali Nesim'i burada rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Evet. Konuşmamız
Çalışmanız Ali Nesim'in bibliografyası üzerineydi, evet. Bir değerlendirmeydi. Bu vesileyle kendisini anmış oluyoruz. Fakat komite, sempozyum komitesi çok şık bir dosya sunmuş. Şimdi fark ediyorum ki Ali Nesim'le ilgili bir hayat hikayesi var. Arkadaşımız sundu, tekrar etmek babında değil. Ancak iki tane paragraf var ki Ali Nesim'in yaşamına dair, onun özellikle kişiliğine dair. Meslektaşı ve aynı zamanda çalışma arkadaşı, başkan, oturum başkan yardımcısı Yurdal Cihangir Bey, izin verirseniz İki paragrafı size sunacak. Komiteye bu şık davranışından dolayı da sempozyum komitesine çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Kıbrıs Türk edebiyatının ve kültürünün önemli bir simasıdır Ali Nesim. Ali Nesim de birlikte çalıştığım bir arkadaşımdı. Uzun yıllarda birlikteydik ve devamlı olarak bu sosyal faaliyetlere, etkinliklere hep katılıyordum. Hatta ilk tiyatro çalışmasını birlikte yapmaya çalıştık. O hazırladı. Ben işte diğer aksesuar durumlarını falan belirledim. Ve tiyatroyu sonunda sahneye koyduk. Bu da Ömer Seyfettin'in Yalnız Efe romanıydı. Onu bir tiyatro haline getirmiş oluyorduk ve ilk çalışma da Ali Nesim'in bu şekilde olmuş oldu. Ondan sonra bu tiyatro serüvenini devam ettirdi. Evet. Özgürlükçü, demokrat bir insan olan yazar herkes tarafından sevilen, sağlam karakterli bir insandı. Kadının toplumdaki yerini önemseyen, bu konuda konferanslar veren ve kadın haklarını savunan Nesim'in aydın bir kişiliği vardı. Bir öğretmen olarak çalışma yaşamında açık fikirli ve medeni olan, öğrenciler ve çalışma arkadaşları tarafından sevilen bir insandı. İş yaşamı yanında özel yaşamında da iyi bir eş ve baba idi. İki erkek çocuk, Bulut ve Tayfun Nesimoğlu, babası olan Nesim'in ailesinin isteklerine önem veren, onların isteklerini yerine getiren, sevecen, doğru, dürüst bir eş, baba ve dedeydi. Çocuklarına hiçbir zaman sinirlenmeyen, uzun uzun sıkıcı nasihatler vermeyen, eşine ve çocuklarına çok düşkün olan iyi bir babaydı. 5 torunuyla da çok güzel anlaşan yazar, özellikle kız torununa şiirler ve resim konusunda bilgiler vermiş, resme ve sanata ilgi duymasını sağlamıştır. Evet, evet, Ali Nesim'le ilgili söyleyeceklerimiz evet. Zaten konuşmada da geniş bir şekilde vermiştir. Siz bibliografik yazısından söz ettiniz. Evet, kendisini rahmet ve saygıyla anıyoruz. Bu arada bizim konuşmacılarımızdan bir tanesi, Özbekistan'dan arkadaşımız katılamayacağı için vakit sorunumuz da yok. İkinci konuşmacımız Profesör Doktor Birsen Karaca Hocam, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesinden. Hocam, lütfen bildiri başlığını okur musunuz? Evet. Birsen Karaca. Sunacağı bildiri edebiyat ve sinema etkileşimine bir örnek diyor ve İsmail Bozkurt'un eserlerinde zaman ve mekan kurgusunun analizi üzerinde duracaktır. Buyurun. Selamlıyorum. Evet, benim konu başlığım edebiyat ve sinema etkileşimine bir örnek. İsmail Bozkurt'un eserlerinde zaman ve mekan kurgusu üzerine bir analiz yapacağım. Mümkün olduğunca sıkıcı olmamak için resimlerle de desteklemeye çalışacağım. Bu çalışmanın amacı edebiyat ve sinema etkileşiminin edebiyat eserlerindeki zaman ve mekan kurgusuna ne şekilde yansıdığına dikkat çekmek. Bu amaç doğrultusunda incelemek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Edebiyatı'ndan bir yazarın eserlerini seçtim. Söz konusu olan İsmail Bozkurt ve İsmail Bozkurt'un 5 eseri
Yusufçuklar oldu mu? Mangal, bir gün belki, bir gecede ve kaza. Anılan eserlerdeki zaman ve mekan kurguları metne bağlı analiz yöntemiyle incelendi. Elde edilen veriler edebiyat-sinema etkileşimi bağlamında kullanılacak. Bunu da Kuzey Kıbrıs Türk Edebiyatı'nı temsil eden bir yazarın verdiği ürünlerde edebiyatın evrensel sorunlarına karşı nasıl bir tutum sergilendiğini görmeyi planlayarak yaptım. İnsanoğlunun estetik algılarını temsil eden eylemler, yani resim, müzik, heykel, mimari, tiyatro, edebiyat gibi sanat eylemleri zamanın süzgecinden evrimleşerek geçti ve bugünkü örüntüsüne kavuştu. Sanat olarak adlandırılan bu eylemlerin evrimleşme sürecine yansıyan unsurlar arasında sanat dallarının birbirleriyle olan ilişkisinden doğan etkileşimin izleri de var tabii ki. Bu etkileşimin somut verisini görmek ilk kez 19. yüzyıl insanına nasip oldu. 19. yüzyılın sonlarına doğru yaklaşırken bu bağlama, yani yukarıda saydığım sanatların arasına sanatların melezleşmesinden doğan yeni bir sanat dalı, sinema eklendi. Tüm sanatların dinamiği bu fenomenin doğasında var olan çelişkide saklıdır. Şöyle ki, Fransız yazar ve düşünür Voltaire'i takip ederek tüm sanatların kardeş olduğu, her birinin diğerini aydınlattığı ve bunun sonucunda evrensel bir ışığın çıktığı bilinir çıkarımına katılırken, Rus yönetmen Andrei Tarkovski'nin ifadelerini kullanarak sanatın her dalı kendi yasaları uyarınca oluşur ve yaşar diyebiliyorum. İlk bakışta bu bir paradoks gibi görünse de bu tutumla sanatın doğasına aykırı davranmış olmuyorum. Nitekim görsel, ritmik ve fonetik sanat ürünlerinin edebiyatçılara esin kaynağı olduğunu belgeleyen onlarca eser vardır. Ki buna ekfrasis diyoruz. Bir de bu geleneğin tersine işlediği durumlar var ve onlar bu o kadar çoktur. Tarihte herhangi bir zaman dilimine kısa bir gezinti yapacak olsak ve biraz sonra benim vereceğim örnekler gibi bir yığın liste çıkartabiliriz sanat eserlerinin transformasyonuyla ilgili. Şöyle ki, örneğin antik dönem efsanelerinin tanrıçalarından olan Afrodit ya da 16 ile 17. yüzyıllara tanıklık eden Cervantes'in kahramanı Don Quixote'u resim, heykel veya opera eseri olarak izleyebiliyoruz. Ya da Tuğrul Hocam'dan af dileyerek telaffuz edeceğim. 19. yüzyılda yaşayan Prosper Mérimée, doğru mu telaffuz ettim hocam? Mérimée'nin roman kahramanı Carmen'in öyküsü Georges Bizet'in yorumunda bir opera eseri olarak gözümüze ve kulağımıza hitap edebiliyor. Ya da 20. yüzyıl Rus yazarlarından Bulgakov'un Master ve Margaritas'ındaki eser kişileri Kiev'in, kimi zaman da Moskova'nın sokaklarında heykel olarak karşımıza çıkabiliyor. Veya bunların her birini film olarak izlemek için sinema salonlarını dolduruyoruz. Bir de bahsettiğim bu etkileşimin sanat eserlerinin kurgusuna yansıyan boyutu var. Altını çizerek belirginleştirmeye çalıştığım etkileşim olgusunun karakterini tüm sanat dallarında uygulanan zaman kurguları yardımıyla şöyle resmedebilirim. Bir müzik terimi olan ritim, zamanı belirli aralıklara bölerek bir düzen içinde tekrarlayan anlık sesler bütününe denir. Müzik parçasının hızını ifade etmek içinse tempo sözcüğü kullanılır. Bu anlamlar bağlamında müziğin temel unsurları arasında yer alan ritim ve tempo diğer tüm sanat dalları içinde de olmazsa olmazdır ama çok farklı tekniklerle kurgulanır ve farklı biçimlerde görünür. Örneğin resim, mimari ve heykelde mühürlenen andan bahsedebiliriz. Donmuştur an. Tiyatroda klonlanmış bir şekilde başka zaman dilimlerinde reel olarak tekrar tekrar canlandırılmaya çalışılır. Ama aslında bu hiçbir zaman ilk başlangıçtaki hareket değildir. Edebiyatta imgesel boyuta taşınır, algı yoluyla zihinde canlandırılır. Sinematografide ise zaman dondurularak metal kutularda korunabilme olanağına kavuştu. İstediğimiz an çıkartıp
sanal olarak yeniden canlandıralım diye. Bu çalışmanın ilgi alanında edebiyat-sinema ilişkisi var. Dolayısıyla bu iki sanat dalı arasındaki ilişkinin karakteri başlangıçta incelenmek üzere, yani İsmail Bozkurt'un eserleri üzerinde bağlamında resmedilecek. Bu noktada öncelikli olarak işaret edilmesi gereken bilgi, sinemanın ilk yıllarda sıkça edebiyat ve tiyatro eserlerini filme almak için kullanıldığı ile ilgili. Nitekim Andrei Tarkovski'nin tanımlaması da şöyle bu konuda: basit ama çekici bir tiyatro buzluğu olarak kullanıldı diyor ilk yıllarda tiyatro, sinema. Sinemanın edebiyat metinlerine kaydetmesi tiyatro eserlerinden farklı olmak zorunda. Çünkü okurun algı kapasitesiyle zihninde canlandırdığı bir imgenin, imge olan hareketin görsele dönüştürülmesi zorunluluğu var. Bu durumun yarattığı izlenim söz konusu ilişkide sinemanın alıcı olacağı yönünde olsa da, benim ilgi alanımda zaman ve mekan konusunda sinemanın edebiyat aracılığıyla geliştirdiği teknikler değil, tersi etki var. Yani İsmail Bozkurt'un eserlerinde sinemanın etkisini ve bu etkinin niteliğini görmek istiyorum. Üzerinde çalışılan eser, herhangi bir eser, bir edebiyat metni ise eser zamanı ve okur zamanını tespit etmek ilk etapta yapılabilecek olan işler arasında yer alır. Sinema ürünlerinde ise film zamanı ve izleyici zamanından bahsetmek söz konusu olacak. Okur zamanı eserin okunmak üzere masaya konduğu anla başlıyor. Filmde tabii ki doğal olarak izleyicinin konumunda olması gerekiyor, referans oluyor. Bu başlangıçtan sonra kitap okunmak ve film izlenmek için veya film izlenmek üzere ayrılan zaman nesnel süreçlerden ve bu süreçte okurun izleyicinin iç dünyasına ait öznel zamanlardan söz edilebiliyor. Benim referansım yine kitaplar olacak. Ayrıca incelediğim metinlerde tespit ettiğim eser zamanı bir tanesi hariç, o da kaza olacak, hep uzak ya da yakın geçmişte bir zamana doğru yöneliyor. Çünkü İsmail Bozkurt eserlerinde kendi tanık olduğu, deneyimlediği reel zamanları anlatıyor. İsmail Bozkurt'un bugüne kadar okurla buluşan toplam 5 kurmaca eseri var. Sadece kurmaca eserlerinden bahsediyorum, öykülerinden bahsetmiyorum, o nedenle diğerlerini anmıyorum. Yazarının eserlerinde kendi yaşanmışlıklarını anlattığı bilgisini bilmeyen yok gibidir. Bunu kendisi de söylüyor defalarca, yatsımadığı bir bilgiyi. Bu tespiti doğrulayan verilerden yola çıkarak biyografisiyle de karşılaştırıp eserleri bulmamız mümkün oluyor bunu. Yazarın kendisini büyük bir başarıyla gizlemiş olmasına rağmen eserlerinde, onun eserlerinin hepsini yaşantı edebiyatı olarak sınıflandırmak eğilimindeyim. Ama başka bir şey daha var onun eserlerinde. Onun eserleri Kıbrıs'ın yakın tarihini, Kıbrıslı Türklerin genel görünümünü ve anlatılan dönemin ruhunu yansıtıyor. Bu da onun eserlerini çağ romanı olarak sınıflandırmamı söylüyor bu bilgide. Bir de onun eserlerinde organik bağlar var. Nehir romanı olarak da adlandırabiliyorum. Bozkurt'un eserlerinin istisnasız hepsinde temel sorunsal Kıbrıs ve Kıbrıslıların sorunları. Şöyle bir bakıyorum, Bir Gün Belki ve Bir Gecede'nin sorunsalı Kıbrıslı Türklerin yaşamda kalma sorunu. Yusufçuklar Oldu Mu ve Mangal'ın sorunsalı Kıbrıslı entelektüel erkeğin bunalımları ve özgüven sorunu. Kazanın sorunsalı ise Kuzey ve Güney Kıbrıslı gençlerin birlikte yaşama isteklerine gösterilen dirence çözüm üretmek. Bu eserlerin hepsinde anlatılan reel zamanlar, Kıbrıs'ta 1963 yılında yaşanan gerilimli ortamdan bugüne doğru uzanan süreci kapsıyor. İsmail Bozkurt eserlerinde gerçekçi üslup kullanıyor. Diyaloglara sıkça yer veriyor. Eser kişilerinin yerel ve günlük dili kullanmasına özen gösteriyor. Eser kişilerinin konuşmalarını gerçeğe uygun kurguluyor. Tüm bunlar yazarın eserlerinde gerçeklik duygusunu uyandırmak için başvurduğu yöntemin gereklerinden. Ama konuyla ilgili bizzat kendisiyle de yazıştım. Bana şöyle bir cevap geldi: yazarken, zaman ve mekan kurgusu yaparken tek amacım, endişem, yazdıklarımın gerçek ve gerçekçi ve gerçek olarak algılanmasını sağlamaktır. Bu konuda örnek aldığım bir ustam yok
dedi. Eserin üslubu ve zaman mekan kurgusu aracılığıyla yaratılan gerçeklik algısı araştırmacının ilgi alanına yazarı da dahil ediyor. Ve her ne kadar İsmail Bozkurt örnek aldığım bir ustam yok diyorsa da okuduğu kitaplar, aldığı edebiyat eğitimi ve izlediği filmler benim ilgi alanımda hem bu çalışma boyunca hem bundan sonra kalmaya devam edecek. Onu bulduğum zaman onu da söyleyeceğim. Bakalım inkar şey yapacak mıdır, yadsıyacak mıdır beni İsmail Bey. İnceleme konumu olan eserlerin hepsinde anlatıcının konumu olimpik ya da yansız. Anlatıcı iki konum arasında sık sık yer değiştiriyor. Örneği okumayacağım, okunabiliyor diye şey yapıyorum, düşünüyorum. Renkli olan kısımlar tanrısal anlatım konumu, şey olan, renksiz olanlarda yansız anlatım konumunu gösteriyor. Bunun dışında eser anlatıcıları tıpkı tiyatro ve sinema eserlerinde olduğu gibi sık sık geri plana çekiliyor ve sözü eser kişilerine bırakıyor ki bu epizodlarda anlatıcının tutumu yansızdır. Yalnızca kazada eser anlatıcısı anlatıcı rolündeyken tüm eser boyunca bir kez çevirmenlik görevini üstlendi ve Rumcadan Türkçe'ye çeviri yaptı. Aralarındaki organik bağ, bağla oluşan bütünlük dikkate alınırsa İsmail Bozkurt'un eserlerindeki zaman kurgusu şöyle bir görüntü sunuyor. Onun eserlerinde okur eser kişileriyle birlikte bazen sadece anları değil süreçleri de yaşıyor. Bazen doğanın belirlediği zaman ön plana çıkıyor ama çoğunlukla eser insan eliyle hazırlanan takvimler işliyor. Olaylar için seçilen zamanlar okura çoğu zaman dolaylı olarak duyumsatılıyor. Buna karşın net tarih ve saatlerin verildiği durumlar da var. Olaylar genellikle kronolojik sırasıyla düzgün bir çizgisi sunulsa da dairesel zaman çizgileri de oluşturulmuş. Tüm bunları her bir eserden topladığım verileri alt alta sıralayarak sunmak yerine ilginç bulduğum örneklerle resmetmeyi tercih ettim. İsmail Bozkurt bilinçli ya da sezgileriyle ayarlayarak süreçleri bazen eserin adıyla veriyor. Şöyle ki bir gecede ve bir gün belki adları. Bir gecede adı eserde olayın yaşandığı sürecin yani göçün bir gecede gerçekleştirdiği ön bilgisini sunarken, bir gün belki de ise mevcut zamanda olmayan koşulların gelecekte bir gün oluşabileceği ile ilgili umudu taşıyıcısı. Nitekim bu umut İsmail Bozkurt'un son eseri kazada sancılı da olsa gerçeğe dönüşüyor. 2002 yılında yayımlanan Bir Gün Belki de Mehmet ve Nitsa'nın birbirine aşık olmasına tahammül edemeyen bireyler ve toplumlar özellikle de babalar, 2016 yılında yayımlanan kazada Ayhan ve Marulla'nın birlikteliğine izin vermek zorunda kalıyorlar. Daha doğrusu izin istemiyorlar, yapıyorlar onlar. Yazar eserlerinde kimi zaman doğanın belirlediği zamana vurgu yapıyor. Böyle anlarda Kıbrıslı Türklerin çalışma alanları ve çalışma koşulları ile ilgili bilgiler de sunuluyor. Bir gün belki de bu uygulamaya çok net takip edebileceğimiz veriler var. Bu eserde olaylar Harnop hasadı ile başlıyor. Ardından Zıvanya çıkartma dönemiyle şekillenen eğlence ve gaileler geliyor. Ekim ayında Pulya sürüleri ve Pulya avı, bunu takip eden zeytinler olgunlaşıyor takiben ve hasat başlıyor. Sonra da Çikla sürüleri ve Çikla avı anlatılıyor. Çikla avı doğanın Kıbrıslıların çalışma alanına ve yaşamına hakim olduğu son durum. Çünkü bundan sonra savaş başlıyor ve savaş koşulları hüküm sürmeye başladıktan sonra insanların doğayla bağlantısında ekonomik kaygılar geri plana itiliyor, yaşamda kalma mücadelesi başlıyor. Genel olarak İsmail Bozkurt'un eserlerinin hepsinde olaylar bir eylemle başlıyor. Bu nedenle de bazen okurun zamanı öğrenmesi için onlarca cümle okuması gerekebiliyor. Ayrıca bir istisna hariç, onun tüm eserlerinde konu dışı epizodların zamanı olay zamanından daha uzak bir geçmişte. O bir gün önce de olabiliyor ama daha uzakta bir geçmişte. Söz konusu istisna biraz önce bahsettim, kaza. Kazanın sonunda Alexi ve Ali, Ayhan ve Marulla'nın geleceği üzerine senaryo kuruyorlar ve zaman geleceğe yönelik bir karakter taşıyor. Bunun dışındaki epizotlar geriye dönüş tekniği, iç monolog ya da montaj tekniğiyle veriliyor. Örneğin bir gün belki de Mehmet'in TMT'ye girişini anımsadığı öyküye görüş anımsadığı öykü geriye dönüş tekniğiyle veriliyor ve böyle anlarda Türk-Rum anlaşmazlığının tarihçesinin aktarıldığı durumlarda tarihler net olarak sunuluyor. Bir tane cümlenin başını okuyacağım.
21 Aralık 1963'te Rumların Türklere saldırmalarından başlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Temmuz 1974'te adaya müdahalesiyle diye başlıyor cümle. Tabii saatlerin, dakikaların verildiği anlar da var ama ben bunu ilginç bulduğum için bu örneği verdim. Eser kahramanlarının zamanı için örneğin Bir Gün Belki adlı eserden seçeceğim. Mehmet'in öznel zaman ile olayların akışının verildiği nesnel zamanın kesiştiği anlarda okurda gerçeklik duygusu güçleniyor. Şöyle ki Mehmet gizli gizli Nitsa ile buluşuyor ilk günlerde, daha sonra da öyle oluyor ama babası şöyle yapıyor, beraber çalışırlarken gizli bir buluşmanın sonunda. Nerede kaldın be oğlum? Ansızın kayboldun ortada. Bozkurt'un eserlerinde olayların akışı genel olarak çizgisel zamanlarla veriliyor dedim. Özellikle Bir Gün Belki de zamanın çizgisel bir doğruda kronolojik sırayla sunuluyor ama Yusufçuklar Oldu Mu da Kemal ve Nilgün'ü buluşturan kader dairesel bir zaman çizgisi oluşturuyor. Kazada art zamanlı ve eş zamanlı sunulan olaylar eseri sinema türüyle yakınlaştırıyor. Yazar da zannediyorum bunu bilinçli olarak yapıyor ki eserin sonunda Alexi ile Ali'ye şöyle bir replik veriyor. Düşünüyorum da Marulla ile Ayhan'ın öyküsü tam bir roman, şahane bir sinema filmi bile olabilir. Giderek konuşmanın yönünü değiştirdi. Bakarsın bir gün biri çıkıp bu öyküyü yazar. Sonra biri çıkıp senaryolaştırır ve film çekilir. Bak ne geldi aklıma. Özellikle gerçek hayattan alındığı söylenen Amerikan filmlerinin sonunda film kahramanlarının son durumu anlatılır. Biz de bu öykünün kahramanlarının son yıllarındaki durumunu anlatalım mı seninle? Mekan kurgusuna gelince İsmail Bozkurt'un eserlerinden Mangal istisna olmak üzere insanlar çoğunlukla doğanın kucağında. Eser kahramanları açık alanlarda Kıbrıs'ın doğası ile iç içe. Yusufçuklar Oldu Mu adı bu tespit için verilebilecek en başarılı örnek. Kıbrıs ağzından mandalina için kullanılan Yusufçuk yalnızca Kıbrıs'ın sembolü değil, eser başkisi Kemal'in Kıbrıs'a bağlayan güçlü bir etkendir. Ki sanıyorum bu tür imgeleri daha sık incelememiz gerekiyor. Metafor olarak kullanıyor çünkü İsmail Bozkurt. Sonuç olarak kendisinin de ifade ettiği gibi İsmail Bozkurt'un yazar olarak temel kaygısı okura gerçeklik duygusunu vermek yönünde. Bu konudaki başarısını da öncelikle iyi bir gözlemci olmasına borçlu. İnsanı, doğayı, grupların ve bireylerin davranışlarını analiz etme konusundaki başarısı eserlerinde yaptığı sentezlere yansıyor. Yazar eserlerini yazarken yaşanmışlıklarını doğrudan aktarmak yerine anlattığı konuyla arasına nesnel bir mesafe koyuyor. Bu uygulama anlatılanlarla ilgili gerçeklik duygusunu güçlendiriyor. Onun kurmacalarında anlatılan her şeyin, kişilerin, mekanların, nesnelerin gerçek yaşamla güçlü bir bağı var. Savaşlara, yaşanan acı olaylara rağmen yarattığı eser kişilerinin gerçek umutları yok olmuyor ki bu da açık alanlarda olmalarından kaynaklanıyor bence. Eser kişileri ilginç bir boyun eğme ve dirençli zorluklara göğüs geriyorlar. Bence bunu da kültürel bağlarla incelemek gerekiyor. Bunların dışında yazar okurlarına dikkatli bir sinema izleyicisi olduğunu duyumsatıyor. Bunu da İsmail Bozkurt'un sanatında sinemanın verici konumda olduğu şeklinde yorumlamak eğilimindeyim. Bilmiyorum kendisinin itirazı olacak mı? Dikkatiniz için çok teşekkür ediyorum. Birsen Karaca hocamıza çok teşekkür ediyoruz. İsmail Bozkurt hocamızın Kurmaca 5 romanından yola çıkarak eserlerindeki zaman mekan kurgusunu edebiyat ve sinema etkileşimine bir örnek olarak sundu. Çok teşekkür ederiz hocam. Evet, Kıbrıs Türk Edebiyatı'nda önemli 4 romancımız vardır. Yani romanları bayağı vardır. Birincisi Hikmet Afif Mapuler, sonra İsmail Bozkurt, sonra Özden Selenge ve Bekir Kara olarak görülür. Bugün İsmail Bozkurt bu oturumda İsmail Bozkurt'la ilgili 2 sunumumuz olacak. Şimdiki sunumumuz Mercan Civan
tarafından Kıbrıslı Türk yazar İsmail Bozkurt'un eserlerinde Kıbrıs Türkü'nün ruhu, tarihi, hoşgörüsü ve insan sevgisi sunulacaktır. Buyurun. Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Vakfı ve Kıbrıs Balkanlar Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu ile Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi, Kıbrıs Türk Edebiyatı ve Edebiyatçılar Derneği işbirliğiyle gerçekleştiren bu sempozyumda Türk diline ve edebiyatına gönül veren araştırmacılara, değerli yazarlarımıza aynı çatı altında bir araya gelmiş olmanın mutluluğu ve coşkusunu yaşıyorum. Bu bilgi şöleni düzenleyenlere bildirileriyle katkı sağlayan meslektaşlarımıza, araştırmacılarımıza teşekkürlerimi bildirmekten onur duyuyorum. Üzerinde bulunduğumuz topraklar 400 yıl aşkın zamanından beri 1571 yılında Magosa Kalesi'nin teslim alınmasından bu yana Osmanlı İmparatorluğu'nun en bir eyaleti olarak kabul edilmesinde şimdileri Anadolu insanına aşinadır. Üzerinde yaşayan insan sayısından daha fazla şehit vererek elde edilmiş bu kutsal topraklar geçmişte Osmanlı İmparatorluğu'nun ayrılmaz parçası, bugün ise Anadolu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin kem gözlerinden sakındığı yavru vatandır. Kıbrıs'ın Osmanlı İmparatorluğu katılmasını izleyen yıllarda ada, idari yapısıyla, kurum ve kuruluşlarıyla, yöneticileri ve görevleriyle düzenli bir eyalet haline getirilmesine çalışılmıştır. Daha ilk yıllarda adanın isyan edilmesine öncelik verilmiş, giderek bu topraklarda kültür sanat alanında çalışmalar canlanmıştır. Tezkire yazanlar tıpkı İstanbul'da olduğu gibi adada da yerli divan şairlerinin zaman içinde eser vermeye başladıklarına tanık olmuşlardır. Bununla birlikte İstanbul'dan, Anadolu'dan buralara görevle gelen şairlerin katkıları da yadsınamaz. Ünlü Türk yazarı İsmail Bozkurt'un romanlarındaki birçok olumlu kahramanlar da vatan, millet yolunda mücadele veren tiplerdir. Yazarın Bir Gecede ve Mangal romanlarında bu açıdan ayır edici bir özelliği vardır. Mezkur romanlarında çeşitli konular anlatılıyor. Edebiyatta neyin anlatıldığı değil, nasıl anlatıldığı ve tasvir edilen vaka, hadiselerden anlam çıkarabilmek önemlidir. Bu anlam, milletin hayırlı, iyi niyetleri maksatlarıyla uygunsa eser toplumsal değer kazanır. Bir Gecede ve Mangal romanlarında Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğü, selameti yoluyla yaşanan acılar, sevdalar, yurtseverlik duyguları, milli mücadele baş kişilerdir. Turgut, Mustafa ve başka tipler vasıtasıyla ortaya çıkmıştır. Onlar vatanın hürlüğü için savaşçı, vatanperver tipler olarak canlandırılmıştır. Turgut, Mukavet Hareketi'nin Dağ Köyü Lefkoşa'da Lefkara'daki lideri olarak tüm köylü Türkleri savunmak, hemşerilerin selameti huzuru yolunda canını vermeye hazır kahraman olduğuna inanılır detaylar ve vakalarla gerçekçi olarak tasvir edilmiştir. Zaten vatan sevmek, imandan olduğu gibi onu korumak, onun için mücadele vermek de imandandır. Osman, oğlunu da kendisi gibi yetiştirmek, askerlikten kaçmak ister. Mustafa'yı okutmaktan asıl amacı da budur. Savaş tehlikesi varken askerliğe koşmak, hele hele askerliği er olarak yapmak deliliktir be, diyor o. Bereket, Mustafa babasının tam tersi, delikanlı babasına şöyle yanıt veriyor. Ben bu deliliği yapacağım baba. Osman daha da kızdı. Bunu yaparsan seni reddederim ulan, evlatlıktan çıkarırım. Zırnak vermem sana. Mustafa, Osman'ın bu sözleriyle çoktandır taşıdığı düşünceyi dışa vurabileceği olanağı yakalar. Senin gibi bir babanın oğlu olmaktansa olmamayı yeğlerim. İstediğini yap. İsmail Bozkurt Mangal
kitap. Galeri Kültür Yayınları'ndan Lefkoşa 1995 sayfa 107'den alıntıdır. Bir Gecede romanında fiili huyu kısmette değişik tipler buluşuyor. Çalışmaları tasvir edilerek milli hayatın dönüm noktası aydınlaştırılmıştır. Milletinin selameti, hürlüğü, hak hukuku için mücadele, yurtseverlik Turgut'ta da derin iç ihtiyaçtır. Bu Turgut karakterin ana sıfatıdır. Turgut bu sıfatıyla başka millet kişilerine yakın ve anlaşılırdır. Kendi yurdunu, milletini sevmemek ırkçılıktır. Milli de kafalılıklara hiç biri yoktur. Zaten kendi vatanını, milletini sevmeyen insan başka milletlere de saygı duyamaz. Bana göre de vatanperverliği, milli duygu, evrensellik ve deneyimciliğiyle karşı saymak yanlıştır. Kıbrıs insanı masallarda, efsanelerde, halk hikayeleriyle dünyasını renklendirmiş, atasözleriyle atalarının zengin deneyimlerini sahiplenmiş, manileri, türküleriyle sevdasını, coşkusunu dinlendirmiştir. Ninileriyle hüzünlenip işlenmiştir. Tekerlemeleri, fıkraları, latifeleriyle insanlara birazcık tebessüm bahşetmiştir. Her ne kadar ada halkı divan şiirine mesafe durmuşsa da Türk halk edebiyatının engin ummanlarında özlemler, umutlar, duygular ırmaklarca çağlayıp dillendirilmiştir. Bitiriyorum. Sonuç. Biz genç yazarlar İsmail Bozkurt'un devam eden yaratıcılığıyla gurur duyuyor, kendilerine minnet duygularımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Ömer Can Civan bu güzel sunumunuz için. Bir diğer konuşmacımız, buyurun hocam, siz takdim edin. Evet, son konuşmacımız doçent doktor Mehmet Çevik. Sunacağı bildirinin konusu Kıbrıs Türk fıkralarında Kıbrıslı Türk tipi üzerinedir. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan ya da başkanlık heyeti, çok teşekkür ederim. Merhaba, hepinize hoş geldiniz. Başkanımızın da ifade ettiği üzere Kıbrıs Türk fıkralarında Kıbrıslı ve Türk tipi üzerine bir bildiri hazırladım ben. Henüz üzerinde yeterince derinlikli çalışmalar yapılmamış olan Kıbrıs Türk fıkra repertuarı içerdiği birçok kültürel öge ile birlikte fıkra tipleri koleksiyonunun zenginliğiyle de dikkat çekmektedir. Fıkra tipi kavramını kısaca tanımlayacak olursak, bir fıkranın ana kahramanını ifade ediyor fıkra tipi ve fıkra tipleri belirli özel isimlere bağlanarak anlatılan fıkralarda bile aslında fıkranın ait olduğu toplumla ilgili ortak şahsiyeti temsil eder niteliktedir. Kıbrıs Türk fıkralarında fıkra tipleri ve fıkra tipleri tasniflerini göz önünde bulundurduğumuzda şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Fıkra tiplerini merkeze alan tasniflerde bu tasniflerdeki grupların hepsine karşılık gelecek bir fıkra tipi mutlaka var Kıbrıs fıkra repertuarında. Bir fıkra tipi olarak Kıbrıslı'ya baktığımızda şunları rahatlıkla söyleyebiliriz. Birincisi, Kıbrıslı'nın ya da Kıbrıslı Türk'ün fıkra tipi olduğu metin sayısı oldukça az. İkincisi, Kıbrıslı Türklerin kendi mizah perspektiflerinden görünen Kıbrıslı Türk algılarını ortaya koymaları bakımından önemli metinlerdir bunlar. Kıbrıslı'nın bir tip olarak kullanıldığı Kıbrıs Türk fıkralarını ele alan bu çalışmada söz konusu metinlere yansıyan Kıbrıslı Türk imajı incelenmeye ve böylece söz konusu tip ve imajla ilgili genel bir profil ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Yöntemimize baktığımızda Kıbrıs Türk fıkralarıyla ilgili bilimsel inceleme yaparken, bir süredir bu konuda çalışıyorum ben aslında, karşılaştığımız en büyük problem sözlü kültürden derlenip kayıt altına alınmış ve yayınlanmış metin sayısının azlığı. Büyük bir problem olarak karşımıza duruyor açıkçası. Bu çerçevede temel kaynağımız, yani sadece benim araştırmam için değil, Kıbrıs Türk fıkraları ile ilgili temel kaynaktır bu. Mustafa Gökçeoğlu'nun Kıbrıs Türk Halk Fıkraları adlı çalışması. 377 fıkra metni bulunuyor burada. Bunun dışında Emine Hür'ün hazırlamış olduğu Baktıydım Genne adlı bir çalışma var. Ancak bu kitabın adında da belirtildiği üzere anı fıkralar, yani daha çok
anılardan oluşuyor. Bir de Osman Bulun tarafından hazırlanmış, Kıbrıs'ta basılmış Erotik Fıkralar ve Güncel Espriler adlı çalışmayı buldum ben. Onun dışında bildiğim kadarıyla kitap hacminde bir fıkra çalışması göremedim. O yüzden de bir tutarlılık olması adına çalışmamız Mustafa Gökçeoğlu'nun söz konusu kitabıyla sınırlandırılmıştır. Burada doğrudan ya da dolaylı olarak Kıbrıslı Türk'ten söz eden toplam 10 metin tespit edilmiştir. Bu çerçevede de yöntemimiz söz konusu metinlerin semiyotik yani gösterge bilim ve hermeneutik yani yorum bilgisi açısından değerlendirilmesi şeklinde belirlenmiştir. Bulgularımıza baktığımızda şunları söyleyebiliriz. Kıbrıs Türklerinin fıkra repertuarı zengin bir fıkra tipleri koleksiyona sahiptir. Bu konu çok net bir kere. Birçok fıkrada bir tip olarak Kıbrıslı ile karşılaşıyoruz. Fıkralarda tipin Kıbrıslı şeklinde ifade edilmesinde belirleyici olan kesinlikle öteki kavramı ki doğal bir şey bu da. Söz konusu öteki fıkra metninde olabiliyor, metnin içinde olabiliyor ya da metnin icrası sırasında dinleyici çevresinde yer alabiliyor. Başka bir deyişle fıkrada Kıbrıslı, Kıbrıslı Türk dışında birileri ya da Kıbrıs dışında bir bağlam varsa ancak o zaman fıkranın tipi Kıbrıslı haline alıyor. Bu fıkralar ve fıkraların tipleri aslında Kıbrıs Türk kültürünün birer temsilcisi durumundadır. Ancak bu durum her zaman fıkrada yer alan tipin ve fıkraya konu olan olayın onaylandığı anlamına elbette gelmez. Örneğin Kıbrıs'ın ünlü fıkra tiplerinden birisi Çoronik var. Nurpera Hanım bu konuyla ilgili çok önemli bir yazı kalemi almıştı bir süre önce. Çoronik küfürbaz bir tiptir. Yine bilinen tiplerden Tavuri ve Niyazi Dayı var. Fıkraları var bunların da. Hırsız tiplerdir fıkra tipi olarak bu kişiler. Şimdi Çoronik'le ilgili fıkralar küfürbazlık üzerine kurulu büyük oranda. Tavuri ve Niyazi Dayı ile ilgili fıkralar hırsızlık üzerine kurulu. Biz bu tiplere bağlı fıkralardan hareketle Kıbrıs Türk kültüründe küfretmenin ve hırsızlığın onaylandığı gibi akıl ve mantıkla bağdaşmayacak bir yoruma ulaşamayız. Elbette böyle bir şey yersiz olacaktır. Çünkü bu ve benzeri tipler üzerinden genellikle mizahi bir bakış açısıyla var olan bir durumun eleştirisi dile getirilmektedir. Kıbrıs fıkralarındaki Kıbrıs tipiyle ilgili tespitlerimizi fıkralardan da örneklerle şöyle açıklayabiliriz ama burada öncelikle şunu belirteyim. Bunlar Kıbrıslı fıkra tipinin ortaya koyduğu özellikler. Yani Kıbrıslı böyledir demek tartışılabilir belki. Ama fıkra tipi olarak Kıbrıslı'nın ortaya koyduğu profil bunları gösteriyor. Birincisi içki içer Kıbrıslı fıkra tipi. Tespit ettiğimiz 10 fıkranın 3'ünde içki içen bir tip olarak çizilmiştir Kıbrıslı. Örneğin Bunlar Kaldı başlıklı fıkra şöyle başlıyor. Hırpani kılıklı iki kişi ucuz bir barda rastgele yan yana otururlar. İçki sözün kapısını açtırır diye devam ediyor. Üçüncüyü istemeyiz başlıklı fıkrada. Kanada'da Kıbrıs gecesi düzenlenmişti. Gece boyunca yenir içilir. Kafası dumanlanan oynamaya kalkar cümleleriyle başlıyor. Kıbrıslıyım başlıklı fıkra. Bu fıkrada kilise avlusunda yaşayan bir serçe var. Çan kulesinin dibindeki yalaktan su içer bu serçe. Ve dönüp çan üzerine pisler. Olayı izleyen papaz bu duruma çok içerler. Bir gün yalaktaki suyu boşaltır, onun yerine şarap doldurur. Kuş bu kez de şarabı içip çan üzerine pislemeye başlar. Sonunda papaz dayanamaz ve serçeye sorar. Yahu serçe kardeş, yalakta su vardı, çana pislerdin. Şarap doldurdum, gene pislemeyi sürdürdün. Çanı kirlettiğine göre Hristiyan değilsin. Şarap içersin, Müslüman da değilsin. Öyleyse sen nesin? Serçenin cevabı gayet net, Kıbrıslıyım. İkinci bir özelliği Kıbrıslı fıkra tipinin yurt dışında yaşar ya da yurt dışına gidip gelir. Göç Kıbrıs Türklerin önemli gerçeklerinden biridir. Adanın 1878'de İngilizlere kiralanması ve özellikle de Birinci Dünya Savaşı'ndan itibaren yoğun göç hareketleri yaşanmıştır Kıbrıs'tan. Bu göçler başta Türkiye, İngiltere, Avustralya, Amerika ve Kanada olmak üzere çeşitli ülkelere yönelik olmuştur ve iki tip göç söz konusu. Birincisi süreli göçler. Bu göçler eğitim ya da para kazanma gibi amaçlarla belirli bir süreliğine yapılan göçlerdir. İkincisi de başka bir ülkeye tamamen yerleşme şeklinde olan göçler. Bu göçler doğal olarak Kıbrıs tipine bağlı fıkralarda da yansımasını buluyor. Bu çerçevede bir fıkra tipi olarak Kıbrıslı daha çok ya Kıbrıs dışında yaşamaktadır ya da başka ülkelere seyahat etmektedir. Örneğin üçüncüyü istemeyiz başlıklı fıkrada mekan Kanada'da bir Kıbrıs gecesidir. Saflık başlıklı fıkrada İstanbul'dur. Beni alkışlarsanız atlarım başlıklı fıkrada Ankara Lefkoşa uçağıdır. Sahte para başlıklı fıkrada ise Kıbrıs'tan İngiltere'ye gitmek üzere yola çıkan vapurun mola verdiği Napoli limanıdır. Üçüncü bir özelliği Kıbrıslı fıkra tipinin zeki ve hazır cevaptır.
Temel özelliklerinden birisidir bu Kıbrıslı fıkra tipinin. Ancak Kıbrıslı'nın bu özelliği daha çok darda kalındığında ve zor durumda bırakılmak istendiğinde ortaya çıkmaktadır. Örneğin Bunlar Kaldı başlıklı fıkrada bir Lefkoşalı, başka bir Lefkoşalı yurt dışındalar. Kendisini Beli Paşa, Osman Mısırlızade ve Fazıl Küçük'le akraba şeklinde gösterir. Karşısındaki de cevaben, benim babam hamamcıdır, amcam da hancı, dedem de hapisten çıktığı zamanlar sırt hamallığı yapardı der. Karşısındaki yazık, amma da sıradan bir ailem varmış deyince, ne yapayım bütün ünlüler senin ailende toplanınca bana da bunlar kaldı der ve böylece hazır cevaplıyla muhatabını alt eder. Kıbrıslıyım başlıklı fıkradaki Müslüman da Hristiyan da olmadığı söylenen ve öyleyse sen nesin denen serçenin Kıbrıslıyım cevabı zeki ve hazır cevap olmaya güzel bir örnektir aslında. Saflık başlıklı fıkrada 1968 döneminde İstanbul'da siyasi bir grup tarafından yolu kesilen ve sağcı mı solcu mu olduğu sorulan Kıbrıslı köylü fıkranın metninde de ifade edildiği üzere hazır cevaplığına sığınır ve şu cevabı verir. Sağdan gitsem soldakiler kızacak, soldan gitsem sağdakiler kızacak, ortadan gitsem arabalar basacak. Ben de bilmem nereden gideceğimi. Kıbrıslı fıkra tipi açık gözdür. Temel özelliklerinden birisidir bu da. Bu özellik Napoli limanında geçen sahte para başlıklı fıkrada da açık açık ifade edilir. Bu fıkrada Kıbrıslı'nın biri vapurla İngiltere'ye gider, vapur Napoli'de mola verir, Kıbrıslı karaya çıkar, limanda gezinirken bir İtalyanın elinde sarı bir kuş görür. Kısa bir pazarlıktan sonra kuşu satın alır, bu sırada da gemi hareket düdüğünü çalar, Kıbrıslı koşup gemiye biner, geminin tam yol alacağı an İtalyan bağırır. Ulen Kıbrıslı, bir de açık göz geçinirsiniz. Serçeyi sarıya boyayıp bülbül diye sana sattım. Kıbrıslı şu cevabı verir. Merak ederim elindeki parayı acaba hangi bankada bozdurabileceksin? Beni alkışlarsanız atlarım başlıklı fıkra Ankara Esenboğa'dan Lefkoşa Ercan Havaalanı'na gitmekte olan 500 kişilik bir yolcu uçağında geçer. Bu fıkrada yolculardan biri Kıbrıslı, diğer tümü Laz'dır. Yolculuk sırasında işte Kıbrıs'a yaklaşırken pilot bir anons yapar. Uçakta arıza olduğunu, yüklerin ağır olduğunu ve bu nedenle valizleri atması gerektiğini söyler. Yolculardan onay alınca valizleri atar. Bir süre sonra ikinci bir anons daha yapar pilot. Hala yükümüz çok ağır, düşme tehlikemiz var der. Uçağın gövdesinin alt kısmını bırakacağım. O yüzden bütün yolcular elleriyle yukarıya tutunsun der. Yolcular öyle yapar, pilot uçağın gövdesinin alt kısmını bırakır. Bir süre sonra üçüncü bir anons yapar pilot. Bir kişinin atlaması gerek, çok ağırız der. Bütün gözler Kıbrıslı'ya çevrilir. Kıbrıslı durumu anlar tabii ki. Atlarım tabii ki ama bir şartım var der. Nedir hemen söyle derler. Beni alkışlarsanız atlarım der. Hep birlikte alkışlamaya başlarlar. Her iki fıkrada da Kıbrıslı tipinin açık gözlüğü aslında kendilerini açık göz sanan ve Kıbrıslı'yı da saf yerine koyan kişilerin bu tutumlarına tepki olarak ortaya çıkar. Yani aslında Kıbrıslı tipinin açık gözlüğü iyi ya da sıradan kişilere karşı ve saldırma şeklinde değil, kendilerince açık gözlük yapan ve Kıbrıslı'yı alt etmeye çalışan kötü kişilere karşı ve savunma amacıyla ortaya çıkmaktadır. Bir başka özelliği Kıbrıslı fıkra tipinin, yeni tanıştığı birine çok kısa sürede sen diye hitap edebilecek kadar samimi ve sıcakkanlıdır. Bir fıkra tipi olarak Kıbrıslı, Akdenizli ve ada insanı olma özelliklerinin de etkisiyle gerçek yaşamdaki Kıbrıslı'ya benzer bir şekilde samimi ve sıcakkanlı bir tiptir. Yeni tanıştığı kişilerle hızla kaynaşır ve senli benli konuşmaya başlar. Örneğin Bunlar Kaldı başlıklı fıkrada yeni karşılaşan iki kişi, işte nerelisin, sen neresindensin, kimlerdensin, sen kimlerdensin şeklinde senli benli konuşmaya başlarlar. Üçüncüyü istemeyiz başlıklı fıkrada yine yeni tanışan iki kişi sen diye hitap, birbirlerine sen diye hitap ederek konuşmaya başlarlar. Dahası fıkranın son kısmında ancak böyle kavga dövüş ortamında ya da belki çok samimi insanların samimi ortamlarında söyleyebileceği küfür ya da argo diye kaba söz diye ifade edebileceğimiz ifadeler bile kullanılabilmektedir. Samimiyete bağlı olarak. Bir başka özelliği Kıbrıslı fıkra tipinin böbürlenmeyi, büyüklenmeyi sever. Kıbrıslı yeri geldiğinde övünen, büyüklenen bir fıkra tipidir. Daha önce söz edilen Bunlar Kaldı başlıklı fıkrada bir Kıbrıslı, üstelik yine Kıbrıslı olan başka birine, Kıbrıs'ta belirli bir ünleri bulunan Beli Paşa, Osman Mısırlızade ve Doktor Fazıl Küçük ile akraba olduğunu söyleyerek büyüklenir. Başka bir fıkrada, heyetin raporu başlıklı fıkrada bu durum şöyle ifade edilir. Padişah Kıbrıs'a bir heyet gönderir ve Kıbrıs'ın durumuyla ilgili bir rapor hazırlamalarını söyler.
Heyet Kıbrıs'a gelir, dolaşır, raporlarını hazırlar ve tekrar İstanbul'a döner. Padişah'ın huzuruna çıkıp raporlarını sözlü olarak sunarlar. Rapor şöyledir. Kıbrıs'ta Rumların çanından, Lefkoşa'nın çamurundan, bir de Müslümanların çalımından başka bir şey yok. Bir başka özelliğimiz, başta siyaset kurumu ve devlet yönetimi olmak üzere sosyal yaşamlarında yalanın çok olduğunu düşünür Kıbrıslı fıkra tipi. Bu özellik Kıbrıslı tipinin doğrudan yansıttığı değil, fıkralarda dolaylı olarak ortaya konan bir durumdur. Örneğin geleceği öğrenme isteği başlıklı fıkrada dünyanın gidişi ve sonu hakkında endişeli endişeli söyleşen iki arkadaştan biri dünyanın sonunun ne olacağını soran diğerine dünyanın sonunun ne olacağını bilmem ama Tarsus yılandan, Adana çaydan, Kıbrıs'ta yalandan batacak derler cevabını verir. Son durumlar başlıklı fıkrada bir kör mesela aynaya baka baka tıraş olduğunu söyler, manzarayı seyrettiğini söyler. Sağır, müzik dinlemekten başımı kaldıramadım der. Dilsiz, işte insanlara konuşmaktan dilim damağım kurudu der. Bunları dinleyen bir başka kişi nerelisiniz diye sorar. Kıbrıslıyız cevabını alınca gerçek işiniz nedir der. Siyasetçiyiz derler. Sekizinci özelliği Kıbrıslı fıkra tipinin dünyada cehennem azabı düzeyinde sıkıntı çekmiştir. Kıbrıs adasının Osmanlılar tarafından 1571'de fethiyle birlikte varlık göstermeye başlayan Kıbrıs Türkleri başlangıçtan bugüne kadar süren çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır. Zaman zaman kanlı bir ölüm kalım savaşına da dönüşen Kıbrıs Türklerinin var olma mücadelesi Kıbrıs Türklerinin engin mizah anlayışı çerçevesinde çeşitli fıkralara da konu olmuştur. Bunu metinlerde de görmek mümkün. Mesela Kıbrıslı olmak başlıklı fıkrada Cebrail Kıbrıslılar öldüklerinde hepsini de cennete göndereceğim der. Mikail nasıl olur diye sorar. Cevap, çünkü onlar cehennem azabını öteki dünyada çektiler. Ama burada hemen bir notumuz da var. Bu fıkrada Kıbrıslıların cehennem azabını dünyada çekmiş olmalarıyla ilgili kastedilenin özellikle yaz aylarındaki sıcak havalar dolayısıyla adanın cehenneme benzetilmesi olabileceği de gözünde bulundurulmalıdır diyoruz. Son bir özelliğimiz Kıbrıslı fıkra tipiyle ilgili din kurumuyla mesafelidir. Bir fıkra tipi olarak Kıbrıslı dindar bir kişi değildir. Dahası genel olarak din kurumuyla da oldukça mesafelidir. Kıbrıslıyım başlıklı fıkradaki serçe Kıbrıslı tipinin dinle mesafesini açıkça ortaya koyar. Nitekim fıkrada ne Müslüman ne de Hristiyan olduğu söylenen serçe kendisinin ne olduğu sorusu sorulunca Kıbrıslıyım cevabını verir. Sonuç bölümümüze baktığımızda Kıbrıs Türk fıkralarındaki Kıbrıslı fıkra tipinin genel profili, topluca bakarsak burada, içki içen, yurt dışında yaşayan ya da yurt dışına gidip gelen, zeki ve hazır cevap, açık göz, samimi ve sıcakkanlı, böbürlenmeyi, büyüklenmeyi seven, başta siyaset kurumu olmak üzere devlet yönetimi ve sosyal yaşamlarında yalanın çok olduğunu düşünen, dünyada cehennem azabı düzeyinde sıkıntı çekmiş olan ve din kurumuyla mesafeli bir kişi şeklinde ortaya konmaktadır. Kıbrıslı Türk'e dair bu genel profilin en önemli özelliği Kıbrıs Türk'ünün bizzat kendisi tarafından ortaya konmuş olmasıdır. Kıbrıs Türk fıkra repertuarında Kıbrıslı tipine bağlı olarak anlatılan fıkralarda dikkat çeken en önemli noktalardan biri, bu fıkraların sahibi olan Kıbrıslıların kendilerini tanımlarken öncelikli olarak Kıbrıslıyı, ondan sonra Türk ve Müslümanı kullanmalarıdır. Kıbrıs Türk fıkralarındaki kimlik tanımlamasıyla ilgili bu durumu birkaç farklı şekilde yorumlamak mümkün. Birincisi, bu fıkralar Kıbrıslı Türklerin Türkçe olarak meydana getirip sözlü kültürlerinde yaşattıkları ve zamanla yine Türkçe olarak yazıya aktardıkları metinlerdir. Dolayısıyla bu metinlerin dinleyici ya da okuyucu olarak doğal muhatapları da Türklerdir. Bu nedenle Kıbrıs Türk fıkralarında karşılaşılan Kıbrıslı tanımlamasıyla kastedilen elbette Kıbrıs Türkleridir. Buna bağlı olarak da incelediğimiz fıkralarda Kıbrıslı Türk ya da genel olarak Türk yerine Kıbrıslı tanımlaması öncelenmiştir. İkincisi, Kıbrıs Türklüğü geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Türk dünyası dairesi içinde yer alır. Ancak bu geniş daire içinde yaklaşık 500-450-500 yıllık tarihiyle şekillenen kültürel birikim, zenginlik ve gücü sayesinde kendi dairesinde çizmiş ve özgün bir Kıbrıslı kültürü meydana getirmeyi başarmıştır. Bu bakımdan fıkralarda Kıbrıslı ifadesi olmaksızın Türk tanımlamasını kullanmak, söz konusu Kıbrıs kültürünü görmezden gelmek anlamına gelecektir. Nitekim çok geniş kapsamlı bir ifade olan Türk'le karşılaştırıldığında çok daha spesifik bir noktaya işaret eden Kıbrıs tanımlaması bu fıkralardaki tip için oldukça yerinde bir kullanımdır. Üçüncü bir nokta, bugün her ne kadar ada bölünmüş de olsa yüzyıllar boyunca adanın dört bir tarafında varlık gösteren Kıbrıslı Türkler için adanın bir bütün olarak algılanması ve bir bakıma bütün olarak sahiplenilmesi söz konusudur burada. Bu bağlamda
Kıbrıs Türkleri bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarıdır. Ancak incelediğimiz fıkıhların hiçbirisinde Kıbrıs Türk'ü tanımlamak üzere KKTC'li ifadesi kullanılmamıştır. Bu durum Kıbrıs Türk'ün kendisini konumlandırmak üzere aslında kağıt üstünde geçerli mekanik bir vatandaşlık bağını değil, ayakları yere basan organik bir toprak bağını, başka bir ifadeyle soyut bir mekanizma olan devleti değil, somut olan ve üzerinde devletin de var olmasını sağlayan vatanı öncelediği anlamına gelir. Bu bakımdan Kıbrıs, Kıbrıs'ı Türk'ün vatanıdır ve buradaki Türklerin kendilerini tanımlamak üzere Kıbrıslıyı kullanmaları son derece doğaldır. Son bir nokta, Kıbrıslı tipine bağlanan ve incelememize konu olan fıkralardaki Kıbrıslı tanımlaması aslında Kıbrıs Türklerinin kendilerini kültürel ve coğrafi olarak Türkiye Türklüğünün bir parçası şeklinde tasavvur etmeleriyle de ilişkilendirilebilir. Nitekim geleceği öğrenme isteği başlıklı fıkrada bir Kıbrıslının dünyanın sonunun ne olacağını bilmem ama Tarsus yılandan, Adana çaydan, Kıbrıs'ta yalandan batacak derler sözleri bu çerçevede dikkat çekicidir. Burada Kıbrıs'ın Tarsus yani Mersin ve Adana gibi Türkiye'nin doğal bir parçası izlenimi uyandıracak şekilde aynı bağlamda kullanıldığı görülmektedir. Bir de yani Türkiye'den de herhangi bir coğrafya parçası değil yani Sinop kullanılmamış burada ya da Erzurum kullanılmamış. Adana, Mersin coğrafi olarak Kıbrıs'a en yakın yerler. Adeta coğrafyanın uzantısı gibi algılanıyor diyebiliriz. Genel bir sonuç değerlendirmesi olarak ifade etmek gerekirse, Kıbrıs Türk fıkralarındaki Kıbrıslı tipinin gerçek yaşamdaki Kıbrıs'tan tamamen bağımsız olmadığı ve çeşitli yönleriyle Kıbrıs Türkleri yansıttığı rahatlıkla söylenebilir. Bununla birlikte 9 madde olarak tespit etmeye çalıştığımız Kıbrıslı tipine ait genel profil özelliklerini ne fıkra tipi ne de gerçek yaşamdaki Kıbrıs'ı da bir bütün halinde bulmanın pek mümkün olmadığını da belirtmek gerekir. Çünkü bu metinlerde belirli kişilik özellikleri ekseninde tipleştirmelerin yapıldığı, bu tipleştirmeler üzerinden de çeşitli tutum ve davranışların fıkra mantığı çerçevesinde paradüsü yapılmak üzere biraz da abartılarak anlatıldığı dikkatlerden kaçmamalıdır. Ve son olarak Kıbrıs Türk fıkralarındaki Kıbrıslı Türk tipine dair daha isabetli tespitlerde bulunup daha derinlikli inceleme ve analizler yapabilmek için başta Kıbrıs'ta yaşayanlar ve halk bilimciler olmak üzere kültürel konularda mesai harcayan sorumluluk sahibi herkesin benzer nitelikli metinler derleyip kayıt altına almalarının ve bunları bilim dünyasının istifadesine sunmalarının büyük bir önem arz ettiğini belirtmemiz yerinde olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. Biz de Aksaray Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mehmet Çevi bu tespitlere dayalı güzel bildirisi için, eğlenceli bildirisi için aynı zamanda çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü 8. oturum, Ali Nesim oturumunu izninizle kapatacağım. Ancak bir katılım belgesi seremonimiz var. Buyurun, tabii. Buyurun. Şimdi Sayın Hocamız Mehmet Çevik Kıbrıs fıkracılarını anlatırken, ya yani toplumdaki fıkra anlatanları anlatırken Çoronik'ten söz etti. Şahuri ya da Osman Gezer'den söz etti ama bir atlama var burada. Daha doğrusu pek bilinmeyen, Baf'ta yaşamış ama orada kalmış olan, hani kalmış değil de orada vefat etmiş olan Yorgancı diye bir fıkracımız vardı. Ve onun fıkraları da çok söylenir oluyordu. Ama tabii şimdi yok tabii. Baflılar iyice dağıldığı için Yorgancı'nın fıkraları da unutulmuş oluyordu. Fıkraları daha ziyade atma, mübalağa tarzında fıkralardı. Hani bazen avcılar anlatıyor ya fıkralarını, böyle bir şey. Hatta bir fıkrası şöyle böyle aklımda. Mısır kraliçesi zora düştü ve bu Yorgancı da bizim orada Mutallo dediğimiz bir bölgeden, denizden bayağı uzakta. Oradan atlıyor, denizin ortasına düşüyor böyle ve oradan sigarası ağzında hep altından diyor. Ben Mısır'a gittim, kraliçeyi kurtardım diyor. Böyle fıkraları var. Ama derleri toparlanamadı tabii. Öyle bir şey. Sunumuz. Evet. Ben tabii.
Bu arada Mustafa Gökçeoğlu hocamızı da analım. Bu derlemelerde sanırım Mehmet onu kullandın değil mi? Mustafa Gökçeoğlu'nu. Hoca biraz hasta. Acil şifa diliyoruz kendisine de buradan. Şimdi şöyle bir açıklama yapayım ben hocam. Çok teşekkür ediyorum ben hem katılımcılara, sizlere hem de sunum yapan hocalarıma. İzninizle belgeleri vermek istiyorum. Profesör Doktor Birsen Karaca hocam. Hocam buyurun. Birlikte... Kapatıyoruz. Hepinize katılımınız için teşekkürler.